kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Joel'un kardeşinin yanına geldik. Çok iyi bu da. Bu taraftan değil. Nehirden gidelim. Bizi Tommy'ye çıkarır. Hadi. Tommy'ye doğru gideceğiz. Hadi bakalım. Silahı kullanalım. Aranızdaki mevzu ne peki? Nasıl yani? Sen ve Tommy. Beraber değilsiniz. Belli ki bir şeyler yaşanmış. Ufak bir anlaşmazlık yaşadık. Ha şöyle ya. Ne oldu peki? Tommy ile dünya görüşümüz farklıydı. Peki ateş böceklerine bu yüzden mi katıldı? Evet, arkadaşın Marlin umut vaat etti. Bu onu bir süre oyaladı ama Tommy işte. Sonunda ondan da vazgeçti. Ne oldu? Son görüştüğümüzde yani. Hatırladığım kadarıyla dedi ki bir daha aptal suratını görmek istemiyorum. Ama yardım edecek değil mi? Gidince göreceğiz bakalım. Yani etse de etmese de gideceğiz. Devam edin. Burada da diziyle alakalı bir ayrışan noktayı belirteceğim arkadaşlar. Tommy'nin yanına gidelim. Onu da bahsedeceğim. Vay, bu ne böyle? İşte bu bir hidroelektrik santrali. hidro kim ki? Bu suyun gücünü kullanıyor ve bunu elektriğe çeviriyor. Nasıl oluyor peki? Ne olduğunu biliyorum da nasıl ne bileyim. Tamam. Karşıya nasıl geçeceğiz? İşte bu kadar. Oo, ne var ne yok aldım burada. Dalalım.
Bak hele şimdi... Biliyorum. Aptal palete çıkacağım. Biliyor, biliyor. İdmanlı. Kızı düşüreceğiz lan. Bir de oluyormuş da düşüyormuş. Çevir hadi. Geçerken dikkatli ol var. Tamam. Ortaklaşa. Bir mezara göre çok küçük. Ah, aptal robotu mezarına bırakmayı unuttum. Robotu ne yapsam ki? En iyi. Ne? Konuşalım istiyorum. Olmaz. Nedenmiş? Bu konuyu kaç sefer daha konuşacağız? Olanlar oldu. Önümüze bakıyoruz. Aynen ben sadece... Öyle. Yeter Eli. Haklısın. Özür dilerim. Kız hemen küstü ya. Hadi konuyu. Bir dakika dur bakayım. Evet, ben de çok açım. Tamam, gördüğüm ilk zincaba hemen vuruyorum. Şuradan bir geçelim de yiyecek işine sonra bakarız. İyi, açlıktan ölürsem sorumlusu sensin. Bak ya. Geliyor muyuz? Evet, başka yol yok. Santralden geçeceğiz. Ne var lan orada? Harita. Başka bir şey kalmadı zaten. Tommy'nin yanına geldik. Sakın silahınıza davranmayın. Kıza söyle bıraksın. Hemen. Eli. Bayanın söylediğini yap. Tamam. Kayboldunuz galiba. Buranın dolu olduğunu bilmiyorduk. Yol üzerinden geçelim dedik. Nereye peki? Sıkıntı yok. Onları tanıyor musun? Tanıyor kardeşim. Tanıyorum. Benim lanet kardeşim. Tommy.
Yok artık. Nasılsın kardeşim? İnanamıyorum. Evet. Özlemişim be. Ulan yaşlanmışsın. Hadi ya. Seni de göreceğiz. Bu Maria. Ona iyi davran. Buradaki işleri o yürütüyor. Hanımefendi. Kayınçosunu vurmuyor. Vurmadığınız için sağ olun. Vurmak istemezdim. Sonuçta sen kayınçomsun. ne yapalım? Böyle şeyler oluyor işte. Eli değil mi? Evet. Neden buradasınız? Çok uzun bir hikaye. Hadi içeri geçelim. Olur. Aç mısın? Ölüyorum. Yanlış alarm. Düşman değiller. Devamlı baskın oluyor. Biz dostuz. Bölgede çok haydut var. Birkaç gündür sakin gibi. Burada ne işin var? Seni Jackson'da bulurum sanıyordum. Santrali açmaya çalışıyoruz. Önceden çalışıyordu. Ama türbinlerden biri bozuldu. Elektriğimiz var Joel. Yani vardı. Umarım tekrar olacak. Yok artık. Atlarınız var. Bir sürü atımız var. Şey Tommy bir el atar mısın? Pardon hemen geliyorum. Seveyim mi? Evet tabii. Sev, kulaklarını tabii okşayabilirsin. Sev. Daha önce bindin mi? Evet binmiştim. Sen ata mı bindin? Winston, bölgedeki bir asker öğretti. Ders vermişti. Eğer istersen gezintiye çıkabilirsiniz. Muhteşem olur ya. İşte oldu. Sağ ol Tommy. Bir şey değil. Tamam, tura devam edelim. Atlar güzel. Evet. Neden buradasın? Sabah dönmen gerekmiyor muydu? Azur ve diğerlerinin dönmesini bekliyor. Boşver. Bizi merak etme. Sen ailenin yanına dön. Birkaç saati kaldı. Az daha beklerim. Tamam ama kendini yorma. Maria. Efendim? Kontrol odasındayız. Siz santrali çalıştıracak. Gelip bakacak mısın? Biz eliyle yemek yiyeceğiz. Sıra bende zaten. Gidiyorum. Ben de geleyim. Sen Maria ile git bir şeyler ye. Hadi Eli. Beyleri yalnız bırakalım. Tommy'yi yolluyorum tamam mı? Gel. Türbini 6. kez oldu çalıştırmayı deniyorlar. Geleli bir hafta oldu ama iş bir bitmedi. Sana bir şey vermem lazım. Geçen sene Texas'a gittim. Bizim eve. Eşyalarımızın çoğu çalınmış. Birkaçı hariç. İşte. Biraz solmuş ama hala güzel görünüyor. Evet, kızım. Gerek yok. Emin misin yani? Gerek yok dedim. Peki. Senin için saklayacağım. Tommy ben... Konuşmamız lazım. Baş başa. Tamam, olur. Önce bizimkilere bir bakayım. Hadi gel. Bir dakika sen bekle bakayım şimdi.
Yok, şu an bir şey burada. Devam. Duydun mu bilmiyorum ama kasaba çok güzel. Aile sayımız 20'yi aştı. Maria ve babası sağ olsun. Kendi kendine yetecek şekilde inşa ettiler. Hekim ve hayvanlarımız var. Bak, bu pek mümkün değil demiştik ya. İşte bunu yapıyorum. Buralarda yenisin. Evet, bence o. Tommy'nin... Kardeş. Bu civarda söz biraz çabuk yayılır. Fark ettim. Birbirinizi andırıyorsunuz. Demek öyle. Ne tıfat etmiştim. Yazıyorsun bana ya. Çok memnun oldum. Ben de öyle. Bak 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 bak. Korunma işini ne yapıyorsunuz? Yetişkinler sırayla nöbet tutuyor. Elektrik biter bile vardı. Santral açıkken yani. Hala hastalıklı sorunu da var değil mi? Tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Belki de vardı. Reşen Marley'in gibi. Bakalım şöyle ya. Ne oldu lan? Köpek burada. Ne haber kanka? Bizim Buckley. Bekçi köpeği sayılmaz. Yine de varlığı yetiyor. Aferin benim oğluma. Bu iki arkadaş santrali tekrar çalıştıracak. Bu sefer olacak gibi. İnanmıyor musun? Öyle bir şey demedim. Milyon dolarına bahse girelim. Olur. Hadi ya. Hatta iki olsun. Hazır sayılırız. Sadece dış kısmını halletmek kaldı. Acelesi yok. Geliştirme yapalım bakalım. Bir bakalım. Şimdi bir diğerine yönelim.
daha sonra tekrardan şey yapacağız bu silahı. Zırh parçalayıcı bu lazım olur. Bu işe yarar. Sol yap. Dikkat et. Oldu. Böyle iyi. Tommy burada. Hazır mıyız? Dur biraz. Neredeyse hazırız. Tamam, işte oldu. Hazır mısın? Devam et. Çalıştır. Hadi çalıştırın. Hadi bakalım. Başardık beyler. Tebrikler evet, beyler. Evet, elektrik de geldi. Bilin gidip Maria'ya güzel haberi versin. Ne diyorsun? Sağlam iş çıkmış. $2 milyon yandı. Sorun değil Joe. Hadi konuşalım. Konuşacağız. Bir dakika. Sağlam ekip kurmuşsun. İyi insanlar. İkinci bir şans hak ediyorlar. Bence hepimiz hak ediyoruz. Aslında niye çıktın? Büyük bir macera yaşadım kardeşim. Mevzu kızla alakalı galiba. Bütün mevzu kızla alakalı zaten. Evet. Dinliyorum. Kız bağışık. Neye bağışık? Hadi. Hadi bak ya. Dinle. Gözümün önünde bir ton spora maruz kaldı. İnan bana. Ben de inanmıyordum ama kanıtlarım. Tamam. Dinliyorum. Peki neden burası? Ateş böceklerine götürecektim. Dedim ki Tommy tanıyordur. İşi sen bitir, ödemenin tamamını al. Yıllardır ateş böceği görmedim. Neredeler biliyorsun. Bak senden bir şey istemiyorum Tommy. Biraz yolluk alır, sonra da yoluma bakarım. Bu işi yapacağımı nereden biliyorsun? Bu kendim için değil Tommy. Senin lanet davan için. Davam artık buradakiler. Şu an bahsettiğin şey sence basit bir iş mi? Hayret bir şey. O zaman Maria'ya söylersin kankalarına yaptırır. Onların da ailesi var. Tommy bana yardım et. Teçhizat veririm. Tamam. Ama ben kız falan taşımıyorum. Borcunu böyle mi ödüyorsun he? Borç mu? Onca sene ikimize de baktım ben. Bakmak mı? Böyle mi diyoruz? Onca sene yaşadığım tek şey kabustu. Sayemde hayattasın be. Yapacak bir şey yok. Vay 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 vay. Sana insanlığın ilacını getiriyorum. Sen de pısırık kardeşimi oynuyorsun. Artık bastığında değiliz. Bir daha dokunursan sonuçlarına katlanırsın. Bu ses ne? Saldırı altındayız. Öldürmeyi unutmadın değil mi? Hayır. Siktir! Haydutlar! Vurdurun! Sakın binaya girmesinler!
kurtardıyalım. Hadi gidelim. Başka gördünüz mü? Hallettik. Köprüye gidelim. Epey karmaşık. Bizi hiç korumuyor ya. Binaya gidiyorlar. Çıkabilecek misin? Hayır, sıkıştık. Bekle, geliyoruz. Orada. Geldim. Evet, sakla. Oraya. Lan. Koru beni. Çabuk ol. Gösterin kafanızı. Dur, bunları şöyle alacağım. Köprüde savaşıyorlar. Yürüyün. Niye vurdunuz? Hepsi geberdi pisleri. Kızlara ulaşmamız lazım. Arkandayım. Orada. Joe. Bitir işlerini. (Gülüyor)
Arkamı kolla. Dikkat et. Çok ucuz aldı artık. Aynen öyle. İyi misin? Evet, evet. Ben iyiyim, iyiyim. Yol. Oğlum ya, her taraftan geliyorlardı. Maria dedi ki kaçalım hadi. Masaların oradan atladık ve bir anda pompalısı olan herif içeri daldı. Dur, bekle. Ne kadar heyecanlandı ya. Evet. Aman be. Konuşmamız lazım. Hayatta olmaz. Söyle ona başkasını bulsun. Evet, burada bahsedeceğim aslında. Tommy bugün kaç adam kaybetti? Normalde bize gelmiyor. Hey, mevzu nedir? Dizide burada geliyor. Bu farklılığı yaratmışlar ya da yapmışlar. Yoksa benimle mi alakalı? Sonra konuşuruz. Laboratuvarı biliyor mu? Bunu sonra konuşuruz. Sonra? Dizide böyle Tommy'ye teklif edince tabii Joel bizimle beraber gel diyor ama... Tek bir hatanla ben de o kadınlar gibi dul kalabilirim. Bak buna mecburum. Tommy ama kestire batıyor arkadaşlar. Bana ne diyebilirim bu kadar ki? Dizideki gibi, dizide de konuştukları gibi burada konuşmuyorlar. Maria. İşte başlıyoruz. Sen. Bak eğer ona bir şey olursa sorumlu sensin. Sana minnettar. Biliyorum. Kızı ateş böceklerine götüreceğim. Endişelenme artık. Normalde böyle değil tabii. En iyi yol bu. Belki böylesi daha iyi olacak. Sadece bir at veriyor. Ellie'yle konuşmayayım. Ve o atla beraber Joel ve Ellie gidiyorlar. Yani Tommy hiçbir şekilde buna dahil olmuyor. Tekrar et, bilemedim. Joel! Ne, ne oldu? Senin kız atlardan birini alıp ortadan kaybolmuş. Siktir, nereye gitmiş? Gel hadi. Kızı buradan çıkarken gördüm. Sen içeri gir. Diğerlerine yardım edersin. Tamam. Dikkat edin. Bak, işte izler. Evet. Hadi. En güzel at sürüş keyfi RDR2'de var arkadaşlar. Uzaklaşmış olamaz. Onu bulacağız, tamam mı? İnatçı çocuk. RDR2 gibi. Hep bu şekilde mi davranıyor? At sürme olayı zevkli olsa var, bambaşka olur. Ne oluyor bilmiyorum. Hadi. İşte daha çok iz var. Tamam. Hadi yürü. Thank you.
burada. Bizi karşılıyorlar ama. Arkam bende. Kaç tane gördün? Acayip fazlalar. Sen ilerle, koruyorum. Koru beni, ilerliyorum. Hepsi bu kadar. Hadi, atlara dönelim. Bir dakika, dönmeyelim hemen. İçerilere biraz bakalım. Şimdi atlara dönelim.
Amına kodumun atına bak. Gidelim. Ya hakikaten RDR2 oynadıktan sonra... İzler şu tarafa gidiyor. Burada var ya at sürmek bok gibi ya. Umarım yakalanmamıştır. Yürü. Bir ayarlara bakalım arkadaşlar. Gidelim. Oyunun hala bir optimizasyon problemi var. Hadi. Yani o kadar hani yama geldi ama tabii ilk günkü gibi değil ama yine de işte problemleri var. İşte bu bizim at. İçeride olmalı. Etraf temiz duruyor. Dikkatli ol. Eli! Neredeyim? Var ya. Ben etrafa bakıyorum. Konuşacaklarınız vardır. Malzemeleri toparlayalım arkadaşlar. Ne kadar kaldı şuna? Mükemmel ya, bayağı şey var. Orası kaldı zaten, orada elinin bulunduğu oda. Herkes bunları mı kafaya takıyordu? Erkekler, filmler. Hangi gömlek hangi etekle gider? Çok tuhaf. Kalk hadi, gidiyoruz, gel. Ya hayır dersem? Hayatın ne anlama geliyor biliyor musun? Ha? Basıp giderek kendini tehlikeye attın. Saçma salak davrandın. Yani ikimiz de birbirimizi üzmüşüz desene. Evet. Benden ne istiyorsun? Benden kurtulmak istiyorsun. İtiraf et işte. Tommy bu bölgeyi çok iyi biliyor. Başlatma ya.
Kusura bakma ama Tommy'ye kendimden daha çok güveniyorum. Boş yapmayı bırakalım mı? Neden bu kadar korkuyorsun ki? Sam gibi olmamdan mı? İstesem de hasta olamam. Başımın çaresine kaç bakabilirim ben. Kaç kere ölümden döndük peki? Bence gayet de iyi idare ettik. Tommy ile her şey daha da iyi olacak. Ama ben o değilim. Ne? Maria Sara'dan bahsetti. Ellie. Ben... Şu an çok hassas bir yarayı deşiyorsun. Kızın için çok üzgünüm Joel. Ama ben de kayıp yaşadım. Birini kaybetmek nasıl olur bilmiyorsun. Bak, sevdiğim her insan ya öldü ya da gitti. Ve benim sen hariç kimsem yok. Bana sakın başkasıyla güvende olacağımı söyleme. Çünkü aslında daha da korkacağım. Haklısın. Kızım değilsin. Ve ben de senin baban değilim. Herkes kendi yoluna gidecek. Çabuk toparlanın. Buraya gelenler var. İki kişi girdi. İçeride daha fazla var. Kulağını keserim. Geride dur. Ne oldu canım? Bir tane piç orada, bir tanesi burada. Şu orospu çocuğunu yakacağım, buna işkence edeceğim. Dinle beni. Anlaşabiliriz, tamam mı? Anlaşamayacağımızı biliyorsun. Tamam. Bu nasıl ev bir temiz. Hal aldı? Atlara geri dönelim. Siktir git. Etraf temiz. Yardım edeyim mi? Gerek yok. Hadi.
Karşınızda. Bu akşam film gecesi var. Laboratuvar nerede? Epey gideceğiz. Doğu Colorado Üniversitesi. Büyük boynuz ha? Eli attan in. Tommy'ye geri ver. Sakıncası yoksa bu bende kalsın. Hadi tekrar mı söyleyeyim? Ne yapıyorsun sen? Eşin beni çok korkutuyor. Peşimden gelsin istemem. Atını çaldığım için kusura bakma. Kasabaya gelin de önce bir oturup konuşalım. Beni biliyorsun, dik kafalıyımdır. Doğu Colorado Üniversitesi. Laboratuvar nerede? Fen Fakültesinde. Dev bir aynaya benziyor. Göreceksin. Eşini yalnız bırakma. Burada yerin hazır. Biliyorsun. Biliyoruz Tommy. İyi misin? Ben iyiyim. Hadi adios kardeşim. Görüşürüz birader. Gel. Tamam. Bakalım anlamış mıyım? Dördüncü hafta başarısızsa top rakip takıma mı geçiyor yani? Evet, top kaybı oluyor. Eğer 10 yardı geçersen o zaman da ilk hak mı? İlk hak, aynen öyle. Öf be, çok karışık. Birkaç kez oynaman lazım, o zaman çözüyorsun. Evet arkadaşlar, Colorado Üniversitesi'ne geldik. Videomuzu burada tamamlıyoruz. Umuyorum beğenmişsinizdir. Umuyorum sizler için iyi bir video olmuştur. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.